Göremedim ama hiç belli olmaz. Yani hadi hodri meydan derler, bir yerden de çıkar. Olabilir ama Türkiye şu yaşadığı sıkıntıları, bu sıkıntılı süreci düzlüğe çıkartmadan da böyle bir seçim şeyine Türkiye'yi sokmak Türkiye'ye yapılacak kötülüklerden bir tanesi. Yani. Bence Suriye'de ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Yani dünyanın süper güç dediğimiz bölgeye hükmetmeye çalışan ülkelerle satranç oyunu oynuyoruz. Güzel de hamleler yapıyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz üzerindeki bir ara bizi bir aziyete düşürdüler. Mesela Mısır'dır, İsrail'dir, Kıbrıs Rum kesimidir, Yunanistan'dır, hatta Fransa'nın müdahalesi. Ama orada çok akıllı bir hamleyle Libya ile yaptığımız deniz aşırı mutabakatla bu oyunları tüm Allah kulak ettik. Ekonomide de tam sokağa yansımadı, vatandaşlara yansımadı. Bu piyasanın mutlaka bir rahatlatılması lazım ama ekonomik veriler de iyiye gidiyor. Yani Türkiye toparlayacak. Sayın Ekonomi Bakanımız, ekonomiden sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanımız fazla televizyonlara çıkmazsa güzel icraat yapıyor. Televizyonlara çıkarsa biraz konuşmasıyla bozuyor işi. Tabii konuşmasıyla o işi bozuyor. Aynen. Umarım hep mutfakta olur. Yani şeye servis bölümüne geçmez. Bu ülke bizim. Yani şimdi Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının üzerinden, iktisadi, ekonomik, askeri sıkıntılarının üzerinden bir rant devşirme gibi bir derdimiz olamaz. Biz vatanını, devletini, bayrağını seven insanlarız. Biz bir de gri kaleliyiz anasını satayım. İnşallah iyi olsun. Bu gemide hep beraberiz. Hiçbir uçak ila nihayet havada kalamaz. Yani AK Parti'de, Tayyip Erdoğan'da her şeyin bir siyaset ömrü vardır. Ama şu sıkıntılı, çalkantılı dönemde Tayyip Erdoğan tam tecrübesinin doruk noktasında. Devleti tanıdı, sokaktan gelen, tabanı iyi bilen bir adamdı ama devlette şeyleri vardı, devleti de iyi tanıdı. Bence 17-25'ten sonra da müthiş bir mücadele veriyor devletteki temizlik anlamında. Bu FETÖ dediğimiz terör örgütü. Ben bu Müslüman inançlı insanların hepsinin terörist vatan haini olduğuna inanmıyorum. Öyle değil. Yani bunlar kandırıldı. Bir şekilde ikna edildi. Ama bu Tayyip Erdoğan diyor ya, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet diyor. İhaneti çıkarsak ticaretin bir bölümü ve alttaki ibadetin tamamında ben böyle bir vatana ihanetin içerisinde hiç kimsenin olacağını zannetmiyorum. Tayyip Bey'in bu geçiş dönemimizde liderliğine hepimizin ihtiyacı var. Yani bu tecrübeli 16-17 yıldır devleti yönetiyor. İhanetin nereden geldiğini gördü, şeyin nereden geldiğini gördü, eksiklerini gördü, kadrolarındaki o güç zehirlenmesini, kibiri umarım en aza indirir. Çünkü her iktidarda bu oluyor, bizde de oldu, diğer partilerde de oldu. Bunu en aza indirirse ben bu geçiş sürecinde Tayyip Bey'in tam 65 yaşta olgun bir yaş tecrübesine ülkemizin ihtiyacı var. İnşallah önümüzdeki dönemde siyasi kaygılardan, siyasi gelecek telaşından hatalar yapmayız. Bu ülke hepimizin, biz devletimizin, hükümetimizin doğru aldığı her kararın sonuna kadar yanındayız. Yanlışlıklar yapılıyor, biz evimizde de yapıyoruz, işimizde de.